Efendim pandemi bitti, yaz geldi ve yolculuğumuz başladı artık. Yolculuğumuzda yine bu sezon belde belde, ilçe ilçe, il il, ülke ülke gezeceğiz. Ve bugün Tazkır'dayız, Rahvanat yarışlarındayız. Rahvanat yarışları bizim ata sporumuz ve Tazkır'da yapılan festivalde Tazkır Belediye Başkanımız İsmail Taylan'ın davetlisi olarak geldik. Bakalım Rahvanat yarışında neler sizlere ekranı yansıtacağız. Sizi şimdi yolcu programıyla baş başa bırakıyorum. Başkanım bugün Tazkır'dayız. İki yıl ara verdiymiştiniz pandemiden sonra mecburiyetten. Sizle başlayan Tazkır'daki Rahvanat yarışları bu sene altıncısıyla devam ediyor. Ne diyeceksiniz Sayın Başkanım? Evet, öncelikle ilçemize hoş geldiniz. Sizin de söylediğiniz gibi 8 yıl önce ilk göreve geldiğimizde Rahvanat yarışlarımızı başlatmıştık. Sebebi de ilçemizde daha önceleri Osmanlı sipahilerine at yetiştiriciliğinin olması ve ilçemizin bir ara Bolatlı ismiyle anılmasıydı. İlçemizdeki bu kaybolmayı yüz tutmuş kültürel varlığımızı tekrar canlandırmak, insanların güzel zaman geçirmesini sağlamak için Rahvanat yarışlarını canlandırdık. 5 yıl yaptıktan sonra ne yazık ki pandemi sürecine yakalandık. Bütün dünyada olduğu gibi zor günler geçirdik. O süreçte toplu halde bulunamadık, böyle güzel etkinlikler yapamadık. O süreci de atlatmanın arkasından bu sene 6.sını düzenliyoruz. İnşallah kazasız belasız güzel bir yarış olur. Peki başkanım siz de atıp merakı var mı? Tabii ben kendim de biniyorum atı ama çok fazla öyle kendi atımız olmadı. Çocukluğumuzda dedelerimizin hep varmış ama bizim zamanımızda çok fazla olmadı açıkçası. Peki başkanım bakıyorum şimdi biraz önce atçılara da görüştüm ben. Atçılar diyor ki yani bu tür yerlerin çoğalması lazım. Ve yerel yönetimde de burada büyük etkili olması gerekiyor, öyle değil mi Sayın Başkanım? Küçük ortağının da listesi. Kesinlikle tabii insanların bir araya gelip böyle... hem atasporumuzu, kültürel varlığımızı kaybetmememiz gerekiyor. Hem de aynı zamanda insanların bir araya gelip güzel zaman geçirme ihtiyacı var. Biz bunu işte festivaller, sünnet şölenleri gibi bir araya geldiğimiz Rahvanat yarışları gibi birçok etkinlik düzenledik şimdiye kadar. Bir pandemide ara vermiştik. İnşallah bu açılışımız oluyor. Yine böyle Zafer Bayramı'nda bir güzel bir gün düzenlemeyi düşünüyoruz. Bu şekilde devam eder tekrar inşallah. Başkanım başka yerlere de ben Rahvanat yarışına girerim ama burada bir panayır havası da var. Öncekilere ben gelmedim. Sanırım öncekilerde daha da büyük bir panayır havası vardı. Pandemiden çıktığı için biraz daha kısıtlar aldı. Asıl amaç bu herhalde değil mi? Yani bir gün boyunca Tazkır'ın çevre civarda oturanların burada muhteşem bir şekilde gün geçirmeleri. Kesinlikle sizin söylediğiniz gibi hem Tazkır'daki hemşerilerimiz geliyor, hem Tazkır'la olup da dışarıda yaşayan Deniz'de, İzmir'de, Ankara'da, Afyon'da nerede yaşıyorsa onlar geliyor. Hem bölge çevre ilçelerden çok yüksek katılım oluyor. Yarış için işte Konya'sından geliyorlar, Aydın'ından geliyorlar, Kocaeli'sinden geliyorlar yarış etmeye, atlar da geliyor. Çok güzel bir etkinlik oluyor ve insanlar çok keyifli zaman geçiriyorlar. Tabii bir de bugün İstanbul'un fethinin günü, o da güzel ve kutlu bir gün. Bunun da hem hayırlı olmasını hem kutlu olmasını diliyorum. Onu da unutmak istemedim. Konuşmamda da söyledim. Öyle güzel bir güne de at yarışlarımızın denk gelmiş olması da çok güzel. Tabii bizim at yarışlarımız daha önceden Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'nun yarışlarına da dahil oldu. Yani federasyon yarışları. Türkiye'de 20 tane yapılıyor burçtan. Ona da dahil oldu. Bizim yarışlarımız biraz daha erken yapılıyordu. Biraz geçe kaldık programlardan dolayı. İşte bir de birazcık da pandeminin etkisiyle. Biraz da erken yapılsa Türkiye'nin ilk yarışları İlçemizde yapılıyordu açılışı. Onun vermiş olduğu şey de daha çok kalabalık olmasını sağlıyordu. Başkanım çok teşekkür ederim. Bu tür atasporlarımızın yaşatılması, tanıtılması için verdiğiniz çabadan dolayı teşekkür ederim Sayın Başkanım. Ben çok teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz. İyi eğlenceler diliyorum. Sağ olun. Bu yarışların hayırlı ve bereketli olmasını, her türlü kazadan, beladan uzak bir şekilde hayırla sonuçlanmasını senden talep ediyoruz, bizlere lütfeyle ya Rabbi. Çıkış verildi, ikili paylar ikinci grupta yarış başladı. Bir ve ikiler final koşmana kaydedilecek. Son sıra bir bozuk alıyorsunuz. 7 numara bir bozuk aldınız. Şu anda Tazkır Kamikaze Sayın Sercan Kısarkaya ile birlikteyiz. Sayın Kaymakam çok keyifli bir gün geçirdik bugün. Kesinlikle. Çok keyifli bir gün oldu.
Ben de 2 yıldır buradayım. İlk defa böyle bir yarış düzenledik. Pandemi dolayısıyla 2 yıl ertelenmişti. Bu yıl çok güzel oldu. Çok heyecanlıydı. Katılım da çok sayıda fazlaydı. Ben tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Sayın Kaymakam, bugün ilk kez gördünüz. Evet. Seniyede herhalde. Olayın içine siz de girersiniz herhalde. Evet. Neler daha çoğaltabiliriz diye herhalde. Evet. İnşallah seneye 7.sini düzenleriz. Nasip olursa burada evet. Olursam. Daha fazla katılımcıyı bekliyoruz. Ödüllerin daha fazla olduğu bir organizasyon düzenlemeyi planlıyoruz belediyemizle ortaklaşa. Ben bu organizasyonu düzenleyen belediye başkanımıza da teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Kolay gelsin. Programımıza taskırdayız ama yanımızda Ayhan Başkanım'la birlikteyiz. Fotoğrafımı kurcalamayın lütfen. Başkanım hep seni takılmıyorum seni gördük. Kravatı gördük ama evet. Bugün... Bugün... Orta boymuşsun, kovboy şapkaları, güneş gözü. Aynen. Ne diyeceksin Sayın Başkanım bu tür şeyleri? Daskır'dasın bugün sen de. Evet, bugün Daskır'da Rafanat yarışını bizler de ilçemizde de yaptığımız için Daskır'ı da Rafanat yarışına geldik. İnşallah Allah kazasız belasız bir yarış gösterir. Hep birlikte keyifli bir yarışlar izleriz. Ben buradan Kanal 3 ailesine de teşekkür ederim. Şimdiden duyurayım. Evet, 31 Temmuz günü inşallah Başmakçı ilçemizde de Rafanat yarışlarımız, federasyonun yarışları yapılacak. Fırsattan istifade reklamı da yapayım. Tabii reklamı yapayım ki bu da olsun. Biz öncelikle cumartesi günde gelen at yarışı yarışına gelen misafirlerimizi özellikle akşam küçük bir eğlence. Başkanım başmak. Akabinde. Akabinde. Reklamını yaparız. He. Şimdi Daskır'ı konuşalım. Başmakçı reklamını yaparız. Bol efendim. He, tabii ben biliyorum. Şimdi Rafanat yarışları. Ben senin çeken nesi var? Efendim bu ata sporu benim gözümde. İlçemizde de bu yıllardır geleneksel yapılan bir at yarışı. İlçemizde at sever bayağı çok. En başta ben de varım. Nesini seviyorsun başkanım? Efendim yani ata sporu olmasının en büyük etkeni biliyorsun. Orta Asya'dan. Güreşir mi? Güreşte tabii güreşte yapacağız. Yağlı güreşte yapacağız. Yağlı güreşi inşallah Kasım ayında. Kasım ayında da yağlı güreş var. İnşallah Ekim Kasım gibi de onu da düşünüyoruz. Başkanım belediyenin böyle şeyler yapması gerekiyor değil mi aslında? Tabii ki yani. Yani belediyenin böyle bir şey yapması neden gerekiyor? Artık insanlarımız biraz en azından sosyal aktivitelerle birlik beraberlik içinde olması. Şurada hem stresini atması, işte atasporlarımızın yeniden hatırlatılması. Daskır ilçemizde de beşincisi yapılıyor herhalde tahminime göre. Altı bu. Altıncısı. Biz ilçemizde benim çocukluğumda bu yapılıyordu ama böyle geleneksel değildi o zamanlar. Ne oluyordu? Çevredeki atlar, en yakın il ve ilçeler o yarışlara katılıyordu. Yağlı güreş yarışlarımız da ilçemizde çok yapıldı. Ama bunlar zamanla biraz duraksatıldı. Bizler de bu yaklaşık 9 yıllık çıkarmak lazım değil mi? Tabii 9 yıllık belediye başkanlığımız döneminde de biz bu yarışları, bu atasporlarımızı özellikle gündeme getirip hem vatandaşlarımızı mutlu, huzurlu hissetmelerini sağlıyoruz. Hem en azından da birlik, beraberlik. Çevreden gelen, ilçelerimizden gelen, yani bir aile atçıların, ben atçıları o şekilde görüyorum. Bir aile burada atçılarımız. Herkes aile. Tabii ki herkes bir aile. Yani başka ne söyleyeyim? Başkanım, sevgili İsmail kardeşim. Başmakçı'da görüşeceğiz o zaman. İnşallah. 31 Temmuz'da. 31 Temmuz'da başmakçı. Cumartesi akşamı da güzel bir program yapacağız. Başkanım biz o zaman festival geldim. Şimdi Daskır yapacağız ama başmakçı. Senin festival ne zaman olacak Gül? Festival yok kardeşim. Yok mu? Yok. Paran mı yok? At yarışını. Temmuz'da da başkanımla. At yarışını festival havasında yapacağız ilçemizde inşallah. Hedefimiz o. Allah razı olsun kardeşim benim. Nice seneler eriştesin. İnşallah, inşallah, inşallah. Allah razı olsun. Gerçekten de cumartesi gün güzel bir program yapacağız. İnşallah. Hep birlikte İnşallah. İlçemizde. Allah razı olsun. Güzel bir de hem aş dökelim. O gün gelen misafirlerimiz de orada en azından. O günkü stres atsın. Yok hayır, atçı mı? Aslında o tabir nedir onu da bilmiyorum. Dededen gelme. Yani atçı demek doğru mudur? Atçı demek doğru abi. Rahman. Hastalık, dört nalaydı, Rahman aydı. Dört nalaydı Rahman ne? Farklı farklı, birisinin yürüyüşü farklı, birisinin yürüyüşü farklı yani abi. Birisinin üstünde kahve iç, birisinin üstünde kahveyi dök gibi bir şey yani.
Anadan babadan ravancıyız baba biz. Bilmiyorum artık yani dört nala. Nasıl bir hastalık bu? Kanımıza işlemiş abi, bilmiyorum. İşi dükkanı açmadım yani ben bugün. Vallahi dükkanı açmadım abi. Nereden geliyorsunuz? Afyon Merkez. Afyon Merkez'den. 1,5 saatlik yol ama bugün pazar mesela ya, para kazanacağım zaman dayanamadım yani. Peki sırada ne var şimdi, onlara bakıyor musun? Hani nerede ne var, nereye gideceğim ben diye. Türkiye her hafta her yerde oluyor hemen hemen yani, farklı farklı illerde de, uzak taraflara tabii illaki gidemiyoruz. Böyle başkanım yakın illerde Allah razı olsun yaptığı zaman dayanamıyoruz. Peki bütün organizasyonu siz mi davet ediliyorsunuz, yoksa siz mi girmek istiyorsunuz bu durumda? Herkes Türkiye davetli. Evet. Buna davete evet, gerek yok abi mesela. Herkes gerekiyor. Odri meydan yani. Şampiyonlar Ligi burası abi. Evet, İsmail Bey, biz geçen sene küçük çaplı bir şey yaptık. Biliyorsunuz pandemiden dolayı iki sene hiçbir şey yapamıyorduk. Ama geçen sene küçük bir organizasyon yaptığımızda Ordu Trabzon'un ilçemize, Ordu Trabzon'un at severlerimiz geldi. 1100 kilometre yol yaptılar. Sevda başka bir şey abi, evet. Vallahi. Evlat gibi yani, evladı görüyorsun, o aynı öyle bir şey ya. Kalpten kalbe seversen öyle abi. Ne diyeyim abi? Atına yağı düz mü bastın? İsmail Bey de kalpten aynen kalbe abi, sever. Aynen abi. Allah'a yine düz bastın. Hayatın boyunca ata binmedim. Benim ata bindireyim abi istersen. 31 Temmuz'da seni bindiriyorum kardeşim. İnşallah abi. Sakin ise binerim de. Sakin sakin. Yani hani şey var ya, Şener Şeli. Ekrem Hoca nerede? At geliyor. Ekrem yok. Onu olmayayım. Yok öyle değil. Sakin maşallah bizim. Yarışta uysa ayakları düz bastın. Bütün atlarımızın. Tabii ayakları. At seni hisseder kalbini mesela. Senin ayak atışından ne kadar sakin de olsa mesela, korktuğunu hissederse artık Şener Şen. Yani gideriz yani. Ekrem Hoca nerede geliyor? Aynen geliyor. İsmail Bey yani ilk kez bindiği zaman sıkıntı olur bence. Niye? Bence olmaz, olmaz. İşlemesi lazım kanına başkanım. Biraz daha hareket evet, olması lazım. Bence de. Sen yani burada bir ata bineceğim, onu da önüme geçtim. İsmail abi, Allah kazası etsin. At yanında bindirdiğimiz zaman sıkıntı olur. Aynen. O zaman o şekilde bir ara ayarlayalım. İlk bindiğimiz zaman hiç problem yok. Tamam. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Başkanım Allah razı olsun. Hayırlı olsun. Sizlerden de. Ben de teşekkür ederim Fener Uç ailesine, arkadaşlar. Tamam Barış, burada bol bol başka bakçı reklamı yaptık. Barış, burada iki tane delikanlı var. Bir şey yapmaz değil mi bana? Hangi? Ümit. Aracasur Ümit. Verin bakalım. Adı bilmek nasıl bir duygu? Çok güzel. Kaç yaşındasın? 13. Kaç yıldır biniyorsun? 10 yaşından beri, 3 yıldır biniyorum. 3 yıldır biniyorsun. Şey biniyorum. Adı ne bunun? Azat. Bu Rahman dediklerim oluyor. Biliyorsun kırmızı. Rahman dedikleri nasıl bir şey yani? Bu dört nar gitmiyor. Ön ayaklarıyla şey diyor böyle. Yürüyor yani, hızlı yürüyor. Hızlı yürüme deniyor buna. Evet. Ümit Özgür. Bir tane daha var burada gençler kanlı. Atın adı. Abacı mı? Atın adı mı Abacı? Abacı. Sen kaç yaşındasın? 14. Ay 13. 13 mu 14? 13. Kaç yıldır biliyorsın? 8. 8 yaşında mı? 8 yaşında beri. Muharrem Yenavcı. Nerelisin? Akkeşilli. Muharrem Yenavcı. Afyon Başmakçı Akkeşilli köyü. Başmakçı'dan geldim. He? Yok. Bu da Rahman değil mi? Evet, bu da Rahman. Nasıl? Günde her gün biniyor musun? Buna haftada 2-3 defa. Kaç saat biniyorsun? Bir 1,5 saat. Buz yiyin. 3 saat falan biniyorsun. Ya hadi git de bir Rahman görelim sen hadi. Barış, Rahman buymuş. Barış biliyor musun? Şeref Özdemir. Ah, ben hiç ata binmedim. 15 numara. Sen bindin mi? 15. Sen de mi bilmedin? Buraya geliyorsun. Ama zeki bir şey benziyor herhalde. Dur bir dayım var diye. Dayım gel, sen de atçısın herhalde. Allah güzel insan, buyur. Dayı dur şöyle korkma, geleyim ben. Korkma, denktir. Evet. Maşallah. Aynen. Neredensin dayı? Isparta Keçiören. Isparta Keçiören ya. Evet, Denkleceğim. Kaç yaşındasın dayı? 58. Kaç yıldır ata bindin? Yarışçılık 3 senedir, at doğduğumdan bu yana var. Ya bu at sevgisi nedir ya? Vallahi sevda arkadaş, ne olduğunu anlamıyorsunuz. Bir sıcağa bak, bir bize bak. At demek Murat demek. Bir de durumuna bak. Anlatabildim evet, mi? Var. Seviyoruz, geldik Isparta'da. Bir hastalık mı bu? Hastalıktan daha fazla. Bir aşk yani. Aşk. Aşkın çaresi yok ya, atçının da çaresi yok. Bunun da çaresi yok. Yok. Kehribar. Kehribar. Evet. Tek atın mı? Yok, ben de çok. 3 tane var. 17 bin, 15 bin. Rahman dedikleri mi? Rahman çok yaşar. Rahman nedir? Rahman, kendi ayarında giden, üstünde kahve çelak gidebilirsin. Benim gibi çelak gidebilirsin, keyfine bakarsın. Keyif atı. Keyif atı. Keyif atı. Dayıcım, ayı düz basın dedi. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Emeğiniz yağlı olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Güzel insanlar, kendinize iyi bakın.
Pes, nereden geldiniz buraya? Denizli tamam. Çal. Denizli Çal. Tamam Ahmet. Arkadaşları mı seviyorsun? Evet, Rahvan. Atın var mı? Var. Yarışıyor mu da? Yok, evet. Hazırlamadım. Bu sene getiremedim buraya. Peki nasıl bir zevk bu? Şimdi soruyorum, herkes diyor ki. O at yarışı farklı bir aşk. Sen evet. Diyeceksin. Aynısın değil mi? Neyi sordu? Bu atçılığı soruyorum herkese diyor ki. Farklı bir aşk diyorlar bu atçılığı. Ya o zaten bu zevki işi ya, kendini anlatamazsın ya. Anlattığın zaman o iş biter. İşten gelen bir zevktir onu. Yok ben Uşak'tan. Denizli gibi oluyor. Hayır ama yakınız yani bölge olarak da. Sizin atınız var mı? Atım yok da baba mesleği yani. Lütfen arkadaşlar. Bizimle cirit oynarlar da böyle değil. Cirit. Cirit. İşten gelen bir duygu. Lütfen arkadaşlar. Dile döktüğün an biter o. Yaşayacaksın onu yani. Yaşayacağız. Neydi Barış? Bozuktur. Ya bozuk dediğin zaman ne o? Şimdi atın yürüyüşünü belirli bir seviyede giderken böyle bir ya da bir böyle şey ettiğiniz ama o bozağını bozuldu demek yani. Bir işi de gidecek. Belirli bir işi de gidecek. Hani böyle bir yukarı kalkacak ya da hani şeyle böyle belirli bir şey de atacak. Peki her hafta sonu böyle nerede at yarışlarını takip ediyor musun? Aydın'a falan gidiyorum ben. Aydın bu ondan sonra Denizli Babadağ onlar falan gidiyorum. Ne iş yapıyorsun normalde? Normalde otomotiv sektöründe. Otomotiv ama hafta sonu da at. At yarışlarını takip ediyorum. Atım da var, besliyorum. Atın da besliyorum. Ne zaman yayınlanacak? Ahmet onu konuşuruz yayınlanacağı zaman da. Ya biz dinleyelim bir abi. Yok onu yaparız şimdi atçılık konuşalım şimdi. Nasıl ya diğer yere gittiğiniz zaman bu Daskır'daki bu şey ne? İlgi nasıl görüyorsun? Ama normalde genelde her yerde böyle yani ama. Yok ya. Yani. Pandemi sonrası. İlk kol yapılan şeyler artık. Bir de ondan kere maddiyatlıktan da biraz insan gelmeye de çekiniyor yani. Şimdi Uşak'tan buraya bir insan 200-300 bin liralık şeylerle geliyor yani. Ama bu aşkla geliyorsun. İşte ha onun için geliniyor yani. Evet abi. Bir şey Ahmet. Değil. Yok teşekkür ederim abi. Sen anladın. Abi size hadi. İyi seyirler diliyorum ben de. Sağ olun. Efendim Daskır'da Rafinante yarışı sırasında İngiliz atları da yarışacaklar ve İngiliz atların yarışı Daskır'da büyük bir heyecanla bekleniyor. Evet, yarış startı verildi. İngiliz atların yarışı da başladı. Haydi bakalım. Muaviller Erdoğan'ın gitti düştü jokere bakın sağlam joker Erdoğan 3. sırada milli jokerimiz evet 3 at kaldı şu anda 1. turun son virajına girdiler. Evet devam ediyor. Erdoğan yarışı öne aldı. Kareli de onu takip ediyor. Nereye gitti? Ekrem yok. Ambulans çekildi efendim. Erdoğan sanatını görüp konuşturuyor burada artık. Erdoğan kim var? Evet. Kareli gömlekli ikinci sırada. Erdoğan'a basıyor ve bastı. Abi gel. Yan yana geldi. Kareli gömlekli. Erdoğan'a yarım bir tur. Bir at boyu açtı. Bir at boyu açtı. Tekrar Erdoğan yukarıda. Erdoğan yan yana geldi. Erdoğan sanatını konuşturdu. İki at boyu yarış öne aldı. Erdoğan liderliğinde son turun son virajına girildi. Evet. Şu anda Erdoğan liderliğinde Arap da bastırıyor. Erdoğan da bastırıyor. Artık tam düzdür. Hakemler dikkat ediyor. Hakemler bakıyor. Az önce İngiliz atlar yarıştı ve şimdi de sıra Araplardı ve son yarış olacak bu. Arap atlar yakın eder uzağı ödüyor. Yarış başladı. Hadi hayırlısı olsun bakalım. Şu anda... Şu anda Arap atların yarışmasını izliyoruz. Atlarımız birinci turu koşmaktalar.
Evet. Şu anda Beyaz'la Sakarya yan yana geldiler. İki kırlar da onlar da arkasında takip ediyor. En arkadaki Alat'ta ben de yetişeceğim, sizleri tutacağım diye mücadele ediyor. Yarış bu güzelliğe devam ediyor. Evet. Sakarya ile Kırat yan yana bir daha geldiler ve üçüncü Kırat da onların peşinde. İki Kırat ve Sakarya yarışı öne alıp üçü de beraber geliyor şu anda. Birinci turun son virajı girildi. Şu anda son tura girdiniz. Devam, devam, devam. Evet, şu anda hakemler dört gözle finish noktasına bakıyor. Önüne bak sen, önüne bak, önüne bak, önüne bak. Evet. Evet, tam ortama uyan at ve... Mehmet abi yakaladık. Öncelikle ilçemize hoş geldiniz. Bir dakika daha söyleyeyim. Fötör, kolu şapkası, gözlükler. Nasıldı, keyifli bir gün değil mi? Çok güzeldi, teşekkürler. Nasıl? Çok keyifli bir yarıştı. Siz de çok sağ olun, ayağınıza sağlık. Kesme, kesme, kesme. Normalde konuşkan birisin şimdi. Yok yok, valla ağzım burun toz doldu zaten. Biz de oluyoruz. Taskır'ın tozunu yedik bugün. Evet, maalesef. Ama değdi değil mi bu? Evet, evet değdi. Çok teşekkürler. Sağ ol kardeşim. Tamam bu. Fazla konuşmuş. Ayvaz dayıcım. Buyur dayım. Rahvan at yarışları dediğimiz zaman ben bilmezdim. Evet. Burada herkes göster senin atını, efsane at. Biz nedir bunu atalarımızdan, efsane? Babalarımızdan yani gelen bir geleneksel spor dallarımız. Bu Orta Asya'dan ayrılırken bu attan ayrılmışız. Babadan atadan biz bunları illa sürdürüyoruz. 45 senede 10 senedir bu ırkı yakaladım. Devam ettiriyorum bu ırkı. Kendim üreticisiyim, imaletini yapıyorum. Allah sizden razı olsun. Bu atçılar yani toplanması, birbirimize kucaklaşmamız, güzel bir şenlik yapıyoruz. Ya geleneksel rafan yarışlarımızı biz istiyoruz, gençlerimize bir aşılayalım, örnek olalım. Bizden de hani bir gençlerimize bunları teslim edelim diye düşünüyoruz. Allah bu koşu tertip edene, sizin gibi bu yani gündeme getirip bizlerden haber. Engin Apaydı. Yayınlara Allah bin kere Allah razı olsun. Ne güzel birbirimize uzaklaştırıyorlar. Ne güzel at yarışlarını tertipliyorlar. Allah hepsine Allah razı olsun. Eşi dostu birbirine uzaklaştırıyorlar. Biraz da bu alfarat yarışlarında bir herkes birbirine kaynaştırıyor. Ya esas budur yani. Bu dostluktur yani. Dostlara biraz kucaklaşmak için bu at yarışlarını yapan tüm atçılara, tüm at yarışını tertipleyenlere teşekkür ediyorum. Başka diyeceğim yok. Biz de teşekkür ederiz. Ben de sizlere Allah bin kere Allah razı olsun. Herkese Allah sağlık versin. Binsek sıkıntı olur mu? Binsem sıkıntı olur mu? Yok. Barış devam et. Hayatım ilk kez bir ata bineceğim. Hadi bas şuraya. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Bas şuraya. Oradan asılı versene. Vedat Yılmaz. Tamam. Vedat Yılmaz abi gitme garip. Sıra gelsene geldi. Evet. Şimdi ata bindim de Ekrem at dönüyor. Ekrem gibi ben olmuyorum. Rahat durar mısın? Rahatım. Tamam. Duş ayı mı tutamadım? Atına rahat dur. Bak şuna. Ha. Konuşacağım bir şey varsa. Barış. Az sonra atın üstüne ben olmazsın. Kaçmam. Elindeki kupayı bir bak bakayım. Yanlış mı? Efendim şimdi Rahman At Yaşar'ın Mehmet Hoca'sıyla birlikteyiz. Yaklaşık 4 saattir bütün atların yarışında ne denir ona spiker, futbolda spiker de sizde ne denir bu? Spiker denir. Spikerlik yaptınız ve keyifli bir gün. Ben ikinci kez Rahman At Yaşar'ı izliyorum bugün. Ama keyifliydi. Önceki Rahman At Yarışı için ne dersiniz? Vallahi Rahman At Yarışları bir sanat yarışıdır.
Rafan nedir? Atın iki ayağını aynı anda atmasıyla elde edilen bir yürüyüş şeklidir. Yani şu şekilde bir yürüyüş şeklidir. Bu yürüyüş şeklinden aykırı koştuğu zaman atlar görüldüğünde hata puan yaparlar. 4 hata puan yaptığında atlar diskalifi olur. Yani sanatını iyi icra edememiş olurlar. Onun için sanat yarışına iyi icra edebilecek jokeyler, atlar da iyi olursa tabii başarı kendiliğinden gelir. Türkçe'de 3 tane kelime vardır. İyi, güzel, şaheser. Şaheser atlar, şaheser hakemler olduğu zaman böyle güzel yarışlar olur. Etrafımızı sarmış büyük küçük tepeler. Yetişiyor Daskır'da taş gibi efeler. Yakışır size büyük hizmetler. Övgüye layıksın, büyüksünüz. Ey Dazgırlılar. Sağ olun. Şimdi baktığımız zaman bazen itiraz oluyor ama hiç öyle kavga falan yok. Yok olmaz. Bizim yaptığımız yarışlarda kavga gürültü olmaz. Adaletli bir yarış yaptık. Önümüzdeki hafta Çakırcalı Mehmet Efe'nin memleketi olan İzmir'in Şirin ilçesi Ödemiş'te yarış yapacağız. Sizler de oraya davet ediyorum. Buyurun gelin misafirimiz İnşallah, olun. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Siz de Allah'a emanet olun. Destanlar yazdık zalim düşmana karşı. Mazlumun duası kapladı arşı, uğruna yazıldı istiklal marşı, zemin kan kırmızı, ay yıldızı at, o mübarek bayrak işte atların aldığı bu bayrak. Ağzınıza sağlık, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi minik bir ablam var, biraz önce bu at senin mi? Evet. Adı ne? Cihangir. Cihangir, bu yarış kazandı mı? Dereceye evet. Giren atların. Ne oldu? Çok çabalamıştı ama son zamanda biraz sıkıntı oldu. Çok çabaladı. Bu madalya aldı mı? Aldı. Kaçıncı oldu? Üçüncü. Üçüncü mü? Olsun. Gelecek yarışta daha iyi olur herhalde. Başak birinci. Senin ismin ne? Ayvaz Hafize. Çamdevre. Hafize kaç yaşındasın? 9. Ayvaz Çamdevre. Kaç yaşından beri ata biniyorsun? Genelde bir senedir oluyor. Bir senedir ata biniyorsun. Evet. Abin mi o da? Evet. Gel seninle konuşalım. Nasıl atçılık nasıl bir şey? Çok güzel bir duygu abi. Herkese tavsiye Ahmet ederim. Kaç yaşından beri biliyorsun sen de? 6 yaşından beri. 6 yaşından beri. Rahmetlik dedem öğretti bana bu mesleği. Dedeniz öğretti. Bu atlığı ben hazırlayayım. Adı neydi? Cihangir. Cihangir. Siz de babalarsınız herhalde değil mi? Gel. Gel. Kızın seviyor, oğlun evet. Seviyor atı. Biz sülalecik atları çok seviyoruz. Atsız bir hayat düşünemiyoruz abi biz. Şimdi biz ne olursa olsun bunlar yenmiş, yenilmiş Hayvan bizim için hiç sorun değil. Evlat mı bunun? Yani evlat. Hepsi evlat, hepsi evlat gibi yani. Şimdi Allah korusun bunlara Hayvan bir şey olsa, hasta olsa evde aynı bir insan hastaymış gibi panik oluyor. Bilirim ne demek istediğini çünkü benim de evde bir dostum var, köpeğim var benim de. Ne demek istediğini çok iyi anlıyorum ben senin. Evet. Ne diyeyim ben size uzun yıllar. Ne derler size ayağı düz bassın Allah derim. Taban üstü dursun derler. Taban üstü dursun diyeyim ben size. Hayvan Çamdevre. Yarışlara geliyor işte. İkincilik, birincilik, üçüncülük. Tabii canım bu ata sporu yani Türk atı diye geçiyor normalde dünyada bu atla. Daha fazla böyle destek verilse bu atların üzerine nasıl Arap atı var, İngiliz atı var. Bunlar da Türk atı peki, normalde. Nereden geliyorsunuz? Biz buralıyız. Başmakçı ilçesindeniz biz. Başmakçı mısın? Temmuz'da da sizin orada var herhalde. Evet, Temmuz'un 31'inde biz de inşallah hepsini her at sever arkadaşlarımızı bekliyoruz. Her yere gidiyoruz. Türkiye'nin her yerine gidiyoruz. Geçen sene Türkiye şampiyonasına katıldık. Yani biz de bu merak yani yiyecek ekmeğimiz olmasa bunlara buluruz yedireceğimizi. Öyle şey yaparız. Başarılar yani. Diliyorum. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Öncelikle tebrik ediyorum. Oray Şahin. Teşekkürler. Madalya var. Teşekkürler. Bozdoğan'dan Yaşar Dokumacı. Bozdoğan'dan geldiniz. Evet, Bozdoğan'dan geldim. Peki bu atçılık nasıl bir şey? Soruyorum herkes. Tarifini yapamıyor. Şimdi bu atçılık şöyle bir şey. Psikoloji doktoru bu. Psikoloji doktoru. Tedavi. Yani şöyle söyleyeyim. Arada girin de. Bu yarışların parayla, pulla kazanmayla yok, alakası abi, yok değil mi? Yok abi ne parayla ne alakası var ya şu atların bizden götürdüğü serveti sen duysan para pul hikaye ama ya, bu işler nasıl? Lam için yaşayan adamların işi bu iş. İşin hakikati bu. Yok 5 tane atımız var. O zaman sen de bu hastalık artık o zaman seninki tutku boyutunu geçmiş. Tutku boyutunu geçti hastalık onlarsız yaşayamaz. Peki devamlı böyle yarış oranları geziyor musun? Genelde gidiyor. Bölgedeki yarışlara gidiyoruz. Oğlum ben ne diyorum, tabir neydiyse düz bastın mıydı? Allah ayağını düz bastırsın. Allah ayağını düz bastırsın. Dırnağı gümüşten olsun derler. Eyvallah. İtalya Anagur, Mahmut Genel.
Efendim yolculuğumuzda Tazkır'dayız. Evet. Başlangıçta söylemiş olduğum gibi Rahmanat yarışlarını çekmeye geldik. Evet, Tazkır'ın tamamını ayrı bir programla yine yolculuğumuzda olacak. Bu programda sadece Rahmanat yarışı ne olduğunu anlamaya çalıştık. Size de anlatmaya çalıştık. Keyifli bir gün geçirdik biz. Umarım siz de ekran başında keyifli anlar geçirmişsinizdir.